Selam arkadaşlar, PBL sonuncusundayız. Siz abone olun, aboneliğinizi bir kontrol edin bakalım çıkmış mısınız? Çıkmışsanız abone olun, like atın. Ben bugün çok heyecanlıyım, bayağı bir heyecanlıyım. Sonunda geldin be kızım. Geldin sonunda ya. Gerçekten biraz sesini bir tık kısalım, şöyle. Sonunda geldin be kızım. Kavuştuk seninle ve hemen alalım seni. Zeri elektrik şokuyla beraber sahalara gelecek. Sen bunu ne zaman göreceksin? Ayın 24'ünde 4.0 B yamasıyla beraber göreceksin. Bunu da alalım. Tabii bu kostümü de alalım. Bu kostümün yeteneklerini de inceleyeceğiz. Zeri'yi A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Baştan aşağıya inceleyeceğiz. Hemen bunu da aldık. Güzel bir kostüm aslında. Bayağı da etkilendim bu kostümden. Kesinlikle ben bu kostüme para veririm. Para vermeyen aslan amcanız bu sefer buna para verir gibi. Gelin hemen hızlı olalım, pratik olalım, seri olalım diyorum. Ve ilk etapta yapmamız gereken şey, Zeri'yi artık listemizde gördük. Ve Zeri'ye girdik. Zeri'ye girdikten sonra şöyle bir uzlarına bakalım dilerseniz. İkinci duruşu da bu şekilde, tatlı bir duruşu ve görselleri var. İki tane görsel karşımızda. Şimdi görelim neler çıkılmış. Tavsiye edilen itemler bu şekilde. Bunları da inceleyeceğiz oyun içerisinde. Verilenlerde yok, AP önerilmemiş. Acaba LoL'deki gibi AP çıkılabilecek mi? Rünler de bu şekilde. Gelin biraz oyunun içine girelim bakalım. Oyun içinde neler yaşayacağız. Zeri vadiye indi. Gördüğünüz gibi görünüşü de bu şekilde. Yürüyüşü de aynen böyle, ayağında sanki paten varmış gibi kayarak ilerleyen. Elinde bir su tabancası varmış edasıyla yürüyen renkli kızımız Zeri. Düz vuruşu çok merak ediliyor. Bunu birlikte deneyeceğiz. Buraya maskotlarımızı koyduk. Menziline bakalım. Bayağı büyük bir menzili var. Şuradan yak yetişmiyor. Evet, buradan yetişiyor. Menzili bayağı büyük. Basılı tuttuğumuz zaman bakın altta ok çıkıyor, görüyorsunuz. Şurada büyüdü mü? Bir şeyler oldu sanki. Yok, büyümedi. Evet, menzili şu şekilde, kaç tane vuruyor lan? En az 10 tane ve 21'lik bir gerçek hasar. Bir saniye. Orada şey vuruyor ona. Tekrar deneyeceğim. 31. Toplamda 31'lik bir hasar çıkarttı. Evet, toplamda 31'lik bir hasar çıkarttı. Güzel de hasarı var aslında. Sık sık vuran ama minik minik vuran hasarı var. Dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. Şöyle basılı tutup da, basılı tutmadan daha doğrusu. Bakın en yakın şampiyona hedef alıyor güzel bir şekilde. Dibine girdiğimiz zaman en yakın şampiyona hedef alacaktır bu şekilde. Dilerseniz de basılı tutup oynayabilirsiniz. Ben olsam basılı tutarım. Daha mantıklı, hem yorulmamak açısından daha da güzel. Baya işlevsel ve oynanabilirliği yüksek olan bir şampiyon haline gelmiş. Q'yu spamlamanıza gerek yok. Şunu merak ediyorum. LoL'e geldiğinde Zeri kuleye uzaktan vurup kuleye devirebiliyorduk. Bakalım. Yetişmiyor, evet. Çok minik. Daha yaklaşalım. Henüz yetişemedik. Biraz daha derken kulenin altına giriyoruz hemen. O yüzden Q'su, daha doğrusu düz vuruşları vuramıyoruz bu şekilde. Ama Q'su gerçekten güzel olmuş. Bakın. Açtım Q'yu. Bak, bu kadar bir çember kadar menzili var. Bunu istediğimiz yere koyduğumuz anda hasar atıp patlamasını gerçekleştirdik. Evet. Hasarı atıyoruz ve patlamayı gerçekleştiriyoruz. Tekrar göstereceğim. Şöyle aşağıya geçelim. Sen şuradan bir git bebeğim. Şimdi şu menzilden mesela geldim. Şuraya bir görüş atayım. Mesela şuna vursam sekecek mi? Evet, sekti. Bakın o çemberin dışında olmasına rağmen yok. İki çemberin arasındaysa ikisini birden sektirebiliyoruz. Yani şu yuvarlağın tamamıyla içinde olması gerekiyor. Her iki düşman karakteri de gayet güzel olmuş. Ben beğendim. Menzil açısından bayağı da iyi aslında. Şimdi gelelim burada asıl noktaya, W'su. W'su bizler için çok önemli. W'sunu açtık. W'sunun menzili yapılan üzerinde değilken şu kadar bir menzili var. Bakın. Şöyle bir menzili var. Güzel de hasarı var. En çok hasarı veren aslında W'su. Güzel bir menzili var. Fakat bildiğiniz gibi bakın yapılan üzerinde uzattığımız zaman bayağı bir uzuyor. Şöyle bakın. Bayağı da bir uzuyor bak. Hatta iki yapının üzerine denk getirdiğimiz zaman daha da uzayabiliyor. Şöyle bayağı, yani arkada bir düşman varsa oraya kadar vurabiliyoruz sanırım. Tabi bayağı da bir patlatıyor.
Yani bunu görmüş olduğunuz şeklinde diyelim ki Garen'e saldıracağız. Garen için şöyle lan yetişmedi. Mesela şuradan vursam ona yetişebilir miyim? Buradan yapamayacağız sanırım bunu ama şöyle yandan kaçmazsa biraz uzaklaşıyor bizden. Şöyle şuradan deneyelim. Evet böyle bir hem de kritik vuruyor. Gördüğünüz biraz önce kritik de vurdu. Bozabilme şey durumu var. Basıl evet bir kere bastığımız zaman bu şekilde. Garen bir sakin ol bebeğim. Şöyle. Evet hasarı yedi benden muhtemelen. Bakın ikinci yapının üzerinden geçireceğim ama geçmiyor. Evet yapıların üzerinden geçtiği zaman bu sınır daha da artıyor. Şöyle kritik vuran ve yüksekte hasar veren bir W olmuş gerçekten ve baya baya iyi olmuş. E'sine bakalım. Garen bunu counterlayabiliyor mu acaba? Şurada ben ölümsüzlüğümü bir aktif edeyim. Şöyle bunu nasıl yapacağız? Skilllerini counterlayabiliyor mu? Karşımda Garen aldığım için bir bakacağım. Dur bakayım. Şu an düz vuruş attı bana. Bir daha atacaktır. Ben sık sık W spamlayayım. Bakalım. Q spamlayayım mesela. Tabii Garen zaman zaman bunun çok dibine girersek counterlayabilir. Ama çok da fazla bir bok yapacağını düşünmüyorum. Bakın. Yok yok ben Zeri bayağı güçlü gelecek arkadaşlar. Bunu bayağı size ben daha önce de söylemiştim. Bayağı bir güçlü gelecek. E'sine hızlı bir şekilde bakalım. E'si ilk etapta bu kadar bir menzili var. Ama yapıların üzerinden geçtiğimiz zaman bakın. Şimdi şöyle atlayamadık. Şöyle atlama yapıların üzerinden geçtiğimiz zaman bu uzuyor. Şöyle bakın altta ok çıktı. Bak. Şöyle. Buradan bayağı da bir atlayabiliyoruz. Bayağı bir atlayabiliyoruz. Kapatalım bir şu bekleme süresini. Şöyle yapalım. Mesela buradan geçeceğiz. Bir sonuna kadar atlıyor arkadaşlar. Bakın. Menzil bayağı uzak. O 23 saniye ile başlıyor. Q'nunki 8 saniye. W'nunki 12 saniye. E'ninki ise 23 saniye ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama LoL'de şu vardı. Dur. Şöyle gidelim. LoL'de şu vardı. Şöyle köşeden gidebiliyorduk. Bakın burada bu yok. Burada geçemiyoruz. Kayında biliyorsunuz geçebiliyorsunuz bu haritanın dışına ama burada geçemiyoruz. Base'den gelsek base'den de aynı şekilde geçemiyoruz. Düz duvar olmasına rağmen sadece ve sadece bunun üzerinden mesela deneyelim. Evet. Kule üzerinden de geçebiliyoruz. En uzun yapı neresi diye baksam şurası da değil. Şöyle en uzun yapı sanırım bu tarz yerler daha uzun oluyor. Rahat bir şekilde kaçabiliriz. Diyelim ki düşman gördük. Şurada kapışıyoruz veya arkadan gireceğiz. Şuraya çim arasında pustuk. Bekliyoruz. Pozisyon arıyoruz. Pozisyonu bir türlü bulamadık. W'yu buradan atlatılabilir ve ardından da dilersek şöyle girip hemen güzel bir şekilde hasar çıkartabiliriz aslında. E'sinin bu özelliği de gayet iyi. En iyi özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın bayağı iyi. En iyi. Çünkü bir anda burada diyelim ki gank yedik arkadaşlar. Şurada dedik ki biz rakibin redini alacağız. Oo. Red'e vuruyoruz lan. At abi görüşü. Dur. Görüşü. Aa vallahi Red'e vurmuşuz. O süper. Menzil bayağı yüksek. Çok iyi. Buradan Red'i buradan dürtebiliyoruz. Bayağı iyi. Yani diyelim ki burada bir gank yedik. Kaçamıyoruz abi. Şunu da patlatmış hıyarın biri. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Çok basit. Şuradayız. Hemen konum değiştirmek için mükemmel. Hemen buradan gel. Süper abi gerçekten. Şöyle çok rahat bir şekilde konum değiştirebiliyoruz. Özellikle bu gibi noktalardan. Ultisine biraz bakalım. Peki E'si geçerken hasar veriyor mu? Hayır. Evet geçerken hasar vermiyor. Kim üzerine geçerseniz geçin. Hasar vermiyor. Şimdi ultisine bakalım. 3, 2, 1. Büyük bir etki alanı ve ultisini kullandıktan sonra bakın kaç kişi varsa hepsini sekiyor. Çoğaltalım biraz şu şeyleri. Bakalım. Bunlar artınca en fazla bu kadar koyabiliyoruz. Şu alana
geniş bir alan. Alanı gördünüz. Bakın artık zeri daha da kuvvetlendi ve hızlı bir şekilde vuruyor. Abi ben bunu beğeniyorum. Abi Samurai Kai'sa falan benim için artık bu saatten sonra hikaye nerf yemediği sürece ben bunu %100 beğeniyorum abi. Burada düşünsenize kalabalığın olduğunu. Şurada bir fight'a gireceksiniz. Bakın hemen bakalım abi. Diyelim ki fight'a gireceksiniz. Kalabalık var şu noktada. Burada büyük bir kalabalık var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? W'yu ben buradan bir kere vuracağım. Şöyle bak. Şuraya yetişmiyor. Şöyle şu alana vurabilirim. Şu alana W'yla bir dürtme gerçekleştirdikten sonra en öndekilere ardından bakın atlıyorum. Bastım. Ultimi pat. Güzel bir hasar çıkartacağım ama arasında kalmamak önemli. Ya da şöyle yapabiliriz. Flash'ımız var. İki türlü oynayabiliriz buradaki oyunu. Flash'la araya girdim. Ultimi bastım. Hasarı verdim. Uzaklaştım hemen bir şekilde. Tekrar geldim. Buradan bir hasar daha verdim. Bakın hala vurabiliyorum. Oo, bayağı iyi abi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani düşünsene sen buraya flash'la giriyorsun. Ultini açıyorsun. Arada kaldığın için uzaklaşman gerekiyor. Uzaklaştım. Bakın. Şu an hala o 5 kişiye beraber yüksek hasar çıkartabiliyorum. Bence bayağı iyi olmuş. Garen'e bir vuralım. Of. En uzun yer burası olması lazım. Bayağı. Garen'e ulti açtım. Bayağı iyi. Yürürken evet vurduğunda duruyor. Basılı tuttuğum zaman şöyle gayet iyi olmuş. Hasarı minik minik. Sanki biraz sinek ısırığı gibi oluyor ama bayağı da can götürdüğü açık ve net bir şekilde ortada. Özellikle ulti açtığım zaman baya baya iyi oluyor. Çok da eğlenceli bir char. Güzel de orman dönülebilir bununla. Güzel de orman dönülebilir. Oyun başı döner mi? İyi orman bilemem. Bakacağız. Şimdi gelin bir full build alalım. Garen'i nasıl tekliyoruz? Bunu göstereyim size. Bence gayet de iyi bir item dizilimi olsa gerek. Para biraz atalım cebe. Bunu çıktık. Can çalması çok iyi olacaktır. Bunu çıktık. Bunun yanına dilersek şöyle bir item daha. Dilersek bunu çıkarız. Dilersek de bence bu daha OP olacaktır. Ben bunu düşünüyorum. Daha OP olacağını düşünüyorum. Gidelim şimdi Garen'i full build'de nasıl kesiyoruz? Nasıl haşamat ediyoruz? Of. Şöyle girdim. Açtım. Ana. Çok iyi be. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Bu kasmış bir Zeri'yi bence kimse durduramayacak ve durduramazdı. Soyalım biraz Zeri'yi. Soyalım. Ondan sonra bakalım o efektleri nasılmış. Merak ediyorum. Ve 5 tane de güzel bir oyun yapalım. Zeri'nin şimdi yeteneklerine bakacağız bu kostüm ile beraber ama buna bakarken ben istiyorum ki Zeri'ye gelelim bir AP çekelim. Ne bileyim şu anda aklıma gelenler bunlar ilk aşamada. Yani ilk aşamada tabii bunların özelliklerine göre daha tercih edilebilir itemler çıkılabilir. Neden olmasın? Level de attıralım bu arada. Şöyle level yükseltmesi de yapalım bir yandan. Levelimizi yükselttik. Şimdi bir kontrol edelim. Hem Garen'e nasıl vuracağız? Şu noktada bir bakalım. Düz vuruşlarımız Garen'e yine aynı. Sadece 10 oldu biraz. Onun da leveli düşük olduğu için benim hasarım bir tık artmış oldu. Garen şu an benden kaçıyor. Bir saniye şöyle bir bayağı yakıyor lan. AP mi oynayacağız yoksa biz bunu? Yapma. Bir saniye. Bir dakika. Garen'i bir durduralım mı? Garen'in götü başı ayrı oynuyor. Garen reis sen bir dur şurada. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çöş. Abi yeteneklerle vur tamam. Vallahi tamam. Garen'i bir öldüreceğim bir saniye. Garen'i bir öldüreyim. Garen geri gelsin. Of. Abi mükemmel. Bir de bunu yapının üzerinden vurduğunu düşünsene. Abi mükemmel. Çok iyi. Dur. Şöyle gel. Bir dakika. Neredesin? Sana şu yapının üzerinden vurmak istiyorum aslında. Şöyle. Ananın amı. Kino. AP abi.
Zeri AP oynanır. Zeri AP oynanır. Net. 5 levelim. Gelsin şimdi. Bir de ultiyle çakacağım ona. Suratına. Gel. Ultisi biraz tatmin etmedi sanki. Bekleme süresini bir dur, kapat. Kapanmadı. Şöyle bir kapat. Heh. Oy, oy diyorum, oy diyorum. Gerçekten demin denk gelmemiş. Şu an fark ettim. Tek. 582. Q'su bu şekilde. Atladığımız zaman kostümle böyle bir efekt çıkıyor. W'sunu da gördünüz zaten. Şöyle yerde daha kırmızımtırak ışıkları görebiliyorsunuz. Ultisinde baktığımız zaman zaten yine kırmızımtırak ışıkları görebiliyoruz. Kesinlikle videoyu bölmeyin. Hemen gameplay'e geçelim abi. Ben çok heyecanlıyım. Biraz önce Zeri'ye AP kasmıştık. Bayağı mükemmel vurmuştu full itemdeyken. Karşı tarafın amına koymuştu adeta. Şimdi ben Zeri'ye bu sefer ne yaptım? Görmüş olduğunuz gibi AD ile başladım. Bakalım AD hasarı nasıl olacak? Bir de AP hasarına bakalım maç sırasında nasıl olacak? Daha net görelim. Fight anında şunu yapabilmemiz çok rahat ve oy çok iyi. Çok iyi. Burada ulti koyup gireceğim aralarına. Bak. Şu an hasar yetmedi ikisine beraber. Güçlüler bayağı. Henüz erken. Henüz erken. Oraya yetmedi. Dürtebiliyorum. Evet, ultisini ilk erken safhalarda çok da faydalı göremedim. Dövebiliyorum. İşte bu. İşte bu kendinizin görüşünüzü de vermeden rahat bir şekilde yandan adamı indirebiliyorsunuz. Gerçekten tatlı bir oyun. Tatlı bir oyun izleyeceksiniz Zeri'yle. Her gördüğünüzde tekrar gidelim bir yukarı mid'de daha bir kalabalık var. Of of. Bayağı iyi hasar ya. Dibine bile girseniz adamlar bir şey yapamıyor size. Yani kastığınız zaman gerçekten iki şampiyon dibine bile girseniz adamlar size vuramıyor. Ki karşı tarafta henüz kasamamış. Şöyle Rengar'a doğru kaçırdık. Biraz daha önüne pingten dolayı da ayarlayamıyoruz tabii onu. MS de çok fazla. Dur. Of, sen nasılsın, bir şeysin böyle be. Hasar mükemmeldi. Tabii MS'ten dolayı oynayamıyoruz ama hasar mükemmeldi. Attık yani hemen hemen. Düz vuruşla şöyle eritebiliyoruz aslında. Güzel de eritiyor. Of. Buradaki kombosu güzel gerçekten ya. Sekmesi gayet iyi. Yani ulti açıkken sektiği için siz yakındaki şampiyonların hiçbirini az canları kaçırmayacaksınız. Rahat şekilde kill alacaksınız. Bunun garantisini size rahat bir şekilde verebilirim arkadaşlar. Bu kez de AP ile başladık arkadaşlar. Bu kez de AP oynayacağız Zeri'yi. Biraz da AP görelim. Şapkayla başladım. Hasarım yüksek olsun diye. AP hasarını daha rahat görebilin diye arkadaşlar. Şimdi AP'yi göreceğiz bakalım. Şöyle şunu keselim de çabuk para gelsin. Samira'nın seninle ne işin var? Hemen geldin Samira. Bizi öldürmeye mi niyettesin Samira? Şöyle yaklaşalım. Biraz daha vuralım. İyi de canlıyor şerefsiz onun. Neyse, şimdi rakip ezdi diyelim ki bizi, değil mi? Şu an bunu görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ezdiyse buradan mesela şöyle yandan bakın o yol üzerindeki herkese rahat bir şekilde hasar verebiliyorsunuz. Samira gerçekten bir tık counterladı gibi. Şöyle vuralım. Şöyle. Of. Ne etti lan? Biraz fazla eritmedi mi? Yetişemedik. Şurada. Allah bozdu beni. Şerefsiz öldürecektim onu ne güzel. Of. Güzel. Yetişmek mesele buraya işte. Burada yetişmek mesele. Ulti olsaydı mesela, açık olsaydı ultim
iyi olacaktı. Diğerine sekecektir rahat bir şekilde. O yüzden canınız azken mümkün olduğunca riskli hareketlerde Zeri ile bulunmamanızı tavsiye ediyorum. Yetişemedi ona ama. Güzel. Abi eritiyor gerçekten. Gerçekten ve ciddi manada ultiyi açtığınız zaman özellikle AP'ye çıkıyorsanız etraftaki herkes sizden korkacaktır. Ciddi manada yüksek hasarı var. Mükemmel ya. Vallahi mükemmel abi. Vay'a girelim bir tanko. Tank karakterin arasında ne yapacağız acaba? Ultiye gerek yok. Çünkü sekmeyeceği için biraz dibine girdik. Evet yetenekler. Mükemmel. Abi çok iyi. Ultiyi açmayacağım. Mükemmel. Yetenekleri bayağı iyi can azaltıyor. Ama buna kesinlikle AD lazım. Eğer ben yeteneklerle oynayacağım abi diyorsanız almayın. AD'ye çıkmayın. Ama diyorsanız ki ben ölmem. AP oynarım. Kafam rahat olur. Peki diyorum o zaman. Ama bence ay tutmuş. Ultiyle gireceğim. Of. Bu gitti. Lan mahvetti lan. Abi yetenek açtığınız zaman mahvediyor gerçekten. Yetenekleri vurduğunuz zaman bayağı mahvediyor ve çabuk da geliyor. Öyle görüyorum. Burada da iki kişi var. Bakalım şimdi ne yapacağız. Gene iyi. Şimdi üçüncü itemimizle çıktık. Hasar bakalım ne olacak ve videoyu sonlandıracağız. Ben kesinlikle beğeniyorum arkadaşlar. Bunun bilgisini tekrardan vereyim. Kesinlikle ve kesinlikle Zeri artık benim real main'im. Bekleyelim. Evet geldim. Gördüm seni. Ultimi açtım. Güzel eritiyor. Gerçekten güzel eritiyor. Gerçekten ama AD'nin ihtiyacını hissedebiliyorum. Gerçekten AD ihtiyacını hissedebiliyorum. Şöyle önlerine doğru. Bayağı iyi vurdu. Bayağı iyi vurdu. Ulti açtım. Şöyle girdim. Of. Ultimi saklıyorum. Şimdi aralarına girebilirim sanki. Ya hassas şampiyonları gayet rahat öldürüyor ya. Gerçekten hassas şampiyonları bayağı rahat öldürüyor. Tek at abi. Tek atsaydın abi. Tek atsaydın. Tek atsaydın. Zeri tek atsaydın bebacım. Evet video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.